Peki yarınki görüşmeden tabii ki siyasi anlamda sormuyorum ama yine de nasıl bir beklentiniz var? Yani ilişkilerin daha yumuşaması, yavaş yavaş yeniden bir tam normalleşme olmasa bile onun kapısının açılması gibi bir beklentiniz var mı? O konuda neler bekliyorsunuz? Siz bir de Sayın Erdoğan'daki az önce söylediniz, Amerikan şirketleri olarak bir online ortamda toplantı yaptınız. O toplantıdaki izlenimlerinizi de dikkate alarak nasıl bir beklentiniz var? Evet, bu toplantıya bence iki ülke de iyi hazırlandı. Ben öyle görüyorum. Yani iki ülkenin de bürokratları, liderleri bu toplantının öneminin farkında. Ve bununla ilgili ön hazırlıklar bağlamında ben de görüyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın 25 civarında Amerikan yatırımcısının CEO seviyesinde, yani kimi Avrupa CEO'su, kimi dünya CEO'suydu. Onlar seviyesinde kabul etmesi, onlara vakit ayırması, onların buradaki yatırımla ilgili hem deneyimlerini onlardan duyması, hem de ne tip fırsatlar bunların artması için neler yapılabilir konusunda görüşlerini dinlemesi çok değerliydi. İkincisi, yine Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, ki kendisi biliyorsunuz Dışişleri Bakan Yardımcısı, yani Ticaret Bakanı değil ya da Bakan Yardımcısı değil. Ama biz Amerikan Şirketler Derneği ile görüşmek istedi. Yani kendisini ziyaret ettik Ankara'da. Bu da şunu gösteriyor. Yani Dışişleri Bakanı tarafından da bakıldığında aslında ticaretin öneminin, aradaki iş ilişkisinin, iş dünyası öneminin artık daha da fazla konuşulmaya başladığını gösteriyor. Yani Amerika ile Türkiye'nin ilişkisi belki bir NATO şemsiyesi altında bir güvenlik odaklı, eksenli bir ilişkiyken, son dönemlerde daha aslında iş dünyasının bu ilişkideki öneminin de altı çiziliyor. Onu anladık o davetten. İkincisi de, bakan yardımcısı Türkiye'nin ekonomik fırsatları konusunda kapsamlı bilgi sahibiydi. Yani buna da hazırlanıp gelmiş. Bizim buradaki yatırımlarımızı da duymaktan memnun oldu. Yani özellikle ölçeğinin önemli olduğunu, büyük bir ölçeği olduğunu. Bunu da Türkiye'nin global dünyada, iş dünyasında daha öne çıkması için Türkiye'deki bu gücümüzü daha da iyi kullanma konusunda bize tavsiyelerde bulundu. Yani bunu da söylemek lazım. Yani aynı gayretle bu çalışmalarımıza devam etmemiz yönünde bizi destekledi. Siz de bahsettiniz, biz Türk-Amerikan İş Konseyi ve Amerikan Şirketler Derneği olarak ilk defa aslında bir ortak çalışma yaptık. Bir mektup yazdık Sayın Erdoğan'a ve Sayın Biden'a. Bu mektubu ben tabii Amerika'da Sayın Biden'ın ofisine teslim edildi ama aşağı yukarı aynı güne denk geldiği için Sayın Dışişleri Bakanı'na da biz elden teslim ettik. Onun da Güzel. bu konudaki, evet, çok olumlu buldu açıkçası bu mektubu. Mektubun içeriğine bakarsanız zaten aslında şunu söylüyoruz: bu ilişkinin dünyada çok özel bir ilişki olduğu, yıllar boyu devam eden en özel ilişkilerden biri olduğu ve bunun pozitif gündeme ve bir beyaz sayfaya açılmasıyla özellikle ekonomik alanda ciddi fırsatların önünü açabileceğinin, daha da bunun hızlanabileceğinin öneminin iki taraf tarafından da bilinmesine yönelik bir mektuptu. Tabii ki farklılıklar var. Yani bizim görevimiz siyasi anlamda ülkeleri uzlaştırmak değil, ama iş dünyasındaki fırsatların ve işbirliği imkanlarının bilinmesi bu görüşme öncesi fayda sağlar diye gördük. En azından bunun olumlu algılandığını çok net size söyleyebilirim ki Sayın Cumhurbaşkanımıza Mehmet Ali Bey elden bunu, ki o yine 25 CEO'nun olduğu toplantıya katılmıştı kendisi, elden verdi. Onun da bu konudaki memnuniyetini daha sonra kendisinden duyduk. Kendisi de paylaşmıştı o basın toplantısında. Bunlar olumlu. Tabii yarın ne olur onu bilemeyiz. Bunlar çok tabii kritik görüşmeler. Ama hazırlıkların iyi yapıldığını ben iki taraf tarafından da Görüyorsunuz. görüyorum, hissediyorum. Umarız pozitif bir gündeme odaklanılan, sonrasında da iş dünyasında önünü açan bir görüşme olur.